Kutlama. Hey uykucu. Hadi kalkma vakti. Ben de taşırdım da daha yeni kalktım. Gücüm tam yerinde değil. Tabii. Çok güzel bir kutlama olacak arkadaşlar. Baksanıza bu ekip neler başarmaz ki. Bahar, Sevde, Hatice ve Sinem tatlıları yapacak. Hakan, sen masa düzeninden sorumlu olacaksın. Mete ve Neşe balonları şişirecek. Anlaşıldı kaptan. Şampiyona için gelen okullara güzel bir veda kutlaması yapmalıyız. İşte bu kadar. Kırmızının tonu biraz daha açık olsaydı daha güzel olabilirdi. Ve sanki biraz yamukluk var. Ağaçlara paralel olmalıydı. Halıya düzgün serin. Halıya düzgün serin. Halıya düzgün serin. Yusuf, kurtar beni şunlardan. Bence çok yakıştı. Kalsın böyle. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Balon şişirmekten daha kolayı var mı? Yok. Biraz yavaş mı olsak? Az laf, çok iş. Az laf, çok iş. Mete, gel buraya. Gel dedim. Sıkı durun. Ali. Işıklar geliyor. Zeynep, halı hala yamuk duruyor. Ben şimdi oraya gelirsem... Bu çocuk beni canımdan bezdirdi. Çok güzel oldular. Evet Hatice, menümüzde başka neler var? Elbette. Kutlamaların olmazsa olmazı... Pasta! Evet. 3 yumurta... 1 su bardağı şeker... Şekerimiz de hazırsa malzemelerimizi karıştırıp tatlımızı fırına verme zamanı. Hmm.
Oh, sonunda bitti. Tatlı yapmak da çok zor işmiş. Ben niye oturuyorum zannediyorsunuz? Bahçe bitti. Yemekler ne durumda? Her şey hazır. O zaman herkes bahçeye. Sessiz ol. Ne oluyor Ali? Niye sessiz oluyoruz? Konuşacaklarımızı kimsenin duymaması gerekiyor da ondan. Neden? Size ihtiyacımız var. Dinliyoruz. Hasan'a şaka yapacağız. Şampiyonanın bitişi için yapacağımız kutlama başlarken herkes binadan tek tek çıkacak ya. Evet. Siz Hasan'ın en son sırada çıkmasını sağlayacaksınız. Böylelikle biz de planımızı uygulayabiliriz. Herkes nereye gitti? Hazırlanıyorlar. Onlar gelmeden bitirmemiz lazım. Burada olursanız Hasan şüphelenebilir. Siz de hazırlanmaya gidin. Biz Zeynep'le hallederiz. Bizi ürkütmek ne demek göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şaka olmalı. Evet, hem de bizim şakamız. Haklıymışsın Ali. Gerçekten çok eğlenceli bir şakaymış. Ali'nin yüzünü gördün mü? Ne harika bir gün oluyor değil mi? Ama giderken avlandılar. Gülümseyin. Yüzünün halini gördünüz değil mi? Ne komik ama. Buldum ben yani. Biz de avlandık tabii. Biliyordum böyle ben olacağını. Ben istemiyordum. Bir anda sırılsıklam olunca şoke oldum. Yarışlar hakkında ne düşünüyorsun? Çalıştık ve başardık. Açılın. Pasta geliyor. Yaşasın. Evet, pasta zamanı. Pasta. Harika. Harika görünüyor. Herkes pastama bayılacak. Çok lezzetli. Tada. Evet. Bu ne? Soru mu bu? Bu ne böyle? Pastada soru mu var? Herkesin de şaka yapası tuttu. Ama bu pasta tuzlu. Evet. Kutlama sona erdi. Herkes toplansın. Yarın Yaşar Doğu Spor Okulu'nu uğurlayacağız. Evet çocuklar. He? Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandığınız için bugünü kutlamayla geçirdik. Ancak yarından itibaren çalışmalarınıza tüm hızıyla devam edin. Hepinizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum.
Tekrar karşılaşacağız. Hoşça kalın. Güle güle. Ha? Oh. Oh. Hey, durun, fotoğraf. Koşarız, başarız. İrade. Sen biraz yavaşladın mı, bana mı öyle geliyor? Ya statü sana pek iyi gelmedi sanırım. Emin misin? Evet, eminim. Ama bu haksızlık. Kurtuldun demek. Evet, her zaman. Tabii ki her zaman olamaz. Nasıl olur? Topu ters noktaya atmıştın. Backhand'le kolay oluyor. Nasıl bir vuruştu bu? Hatırlıyorum sanki. Biraz böyle duruyordun. Daha öğreneceğin çok şey var İbrahim. Nasıl oluyormuş? Göster bakalım. Anlamadım. Şöyle mi yani? Başka rakipler istiyorum. Çok acıktım. Ne oldu? Böcek mi gördün yoksa? Yemek horniye şeker ve cips gelmiş. Hem de en sevdiklerimden. Ya gerçekten mi? Ben bunlardan yiyeceğim. Çok zararlı Ali. Bence yemeyin. Baksanıza burada ne güzel yemekler var. Bir kereden bir şey olmaz. Hem ne zamandır yemiyoruz. Ben de şunu alayım. Evet, bir tane de bundan. Bu da lezzetli görünüyor. Aklından bile geçirme. Nasıl görüyor ki beni? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Mete. Peki, tamam. Çok güzel. Siz doyuyor musunuz? Hmm.
Antrenman yapmayı düşünmüyorsunuz, değil mi? Düşünmüştük ama düşünmemeli miydik? Yemekten hemen sonra spor yapmak ne kadar tehlikeli biliyor musunuz? Aradan 15 dakika geçti hocam. 15 dakika yeterli değil çocuklar. He? Kendinize yaklaşık 2 saat zaman tanımalısınız. Hmm. Bu kural spor yapan herkes için kesinlikle uyulması gereken bir kuraldır. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. En az 2 saat sonra spor yapılmalı. Çünkü yemek yedikten sonra kan dolaşımımız hızlanır. Mide yediklerini sindirebilsin diye kalp yüksek performansla çalışır. Spor yapınca da aynı şekilde. Yani yemekten hemen sonra spor yapmak kalp için zararlı. Evet. O yüzden herkes 2 saat sonra toplansın. Tamam. Ne oldu? Karnınız mı ağrıyor? Neden? Bilmiyoruz ki hocam. Yemekhanedeki yemekler dokundu galiba. Sadece size mi? Bugün iradenizi ölçmek için yemekhaneye şeker ve cips getirttim. Anlaşılan bazı arkadaşlarımız iradesini koruyamamış. Sağlıklı beslenmeyi tercih etmemiş. Şunu unutmayın ki bir sporcu için antrenman yapmak, çalışmak ne kadar önemliyse, sağlıklı beslenmek de o kadar önemlidir. Oysa ki ben güreşe bir tepsi baklava sayesinde başlamıştım. Nasıl oldu da bir tepsi baklava sayesinde spora başladın? Benim memleketimde her yıl Mayıs ayında güreş müsabakaları düzenlenirdi. Köyde yaşayan herkes heyecanla Mayıs'ı beklerdi. Uyumayı severim ama eskiden erken kalkardım. Çünkü müsabakalar erken saatte yapılırdı. Erkenden tribünde yerimi alıp güreşçileri izlerken kendimi hep orada hayal ederdim. Bir gün çocuklar için de güreş müsabakaları düzenleneceğini öğrendik. Hemen başvurdum. Ödül olarak bir tepsi baklava vereceklerini öğrendiğimde daha çok heyecanlanmıştım. Hem baklavayı kazanabilmek için hem de başarılı bir şekilde güreşebilmek için günlerce çalıştım. Tabii köyde çok fazla seçenek olmadığı için ağaçlara el ense çektim. Tıpkı okulumuza adını veren Koca Yusuf gibi. Veya güçlenmek için koyunlarla boğuşurdum. Müsabakalarda karşıma çıkan herkesi yenmiştim. Hem baklava hem de memleketin en ünlü güreşçisinden takdir kazandım. Bana güreşe çok yatkın olduğumu ve beni çalıştıracağını söyledi. Ancak kalkmamı, üşengeçliği bırakmamı ve zayıflamamı şart koştu. Tüm dediklerini yaptım. O yüzden de şu an buradayım. Aslında baklava sayesinde şu an Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Baklava sayesinde değil, sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi öğrendiğin için bugün Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorsun. Hakan ve Ali hariç herkes yanıma gelsin. Şimdi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birden ısınmaya başla. Oturun. Siz değil. Sana diyor Hakan. Bence sana diyor. İkinize de diyorum. Al bakalım. Sen de al. Bugün iradenizi koruduğunuz için tebrik ederim çocuklar. Size gelince... İradenizi koruyamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda yapılacak en güzel şey yediğiniz besinleri antrenmanla yakmaktır. 20 turla başlayabiliriz. 20 tur mu? Hı-hı. Olamaz. Oldu bile. Keşke yemeseydik. 20 tur koşmaya değmezdi. Hata yaptık. Hem ne vardı? Ali iyi misin? Şşt. Belki Akif Hoca koşturmaktan vazgeçer. Tembellik yok. Görüyorum seni Ali. Hiç mi yok hocam? Madem öyle koşalım biz. Koşalım. Koşalım. Ay. Şekerlemeler eridi hocam. Gerçekten. İnanmıyorsanız bakın. Evet. Şekerlemeler erimiş. Şimdi sıra cipslerde. 10 tur daha. Bir
bir daha zararlı yiyeceklerin yanından bile geçmeyecekler. Yaşasın! Hani sen brokoli sevmiyordun? Artık çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ne yapacaksın brokoliye Ali? Baksana burada bir sürü cips var. Cips mi var? Ali hayır! Koşarız, başarız. Hayvan sevgisi. Ali. Böyle uyanmayacak herhalde. Günaydın. Şakacı bir Yusuf. Aman ne güzel. Ne yapayım? Bir türlü uyanmadın. Sen görürsün. Ben de öyle. Bundan sonra zararlı bir şey yemeyeceğim. Kaç tur koştunuz? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bilmem ki. Bir süre sonra saymayı bıraktık. 30 tur. Tam 30 tur. Of, biz nasıl antrenman yapacağız bugün? Keşke bir şey olsa da antrenman iptal edilse. Dikkat dikkat. Ha? Bugün antrenman yapılmayacak. Ha? Tüm öğrenciler 2 numaralı salona gelsin. Ne diyecek acaba? Ne oldu, sen de mi çok yorgunsun? Ali çok meraklı. Sporculuktan sonra mimarlığa merak salacak gibi gözüküyor. Hayır, sadece neden burada olduğumuzu merak ediyorum. Keşke sen de biraz ciddi olmaya merak sarsan Mete. Günaydın. Sizi buraya neden topladığımı merak ediyorsunuzdur. Türkiye şampiyonası yaklaşıyor. Bu süreçte antrenman kadar teknik ve teorik bilgiler edinmeniz de önemli. Çoğu başarılı sporcudan bunun önemini duyduk hocam. Doğru. Bu yüzden sınıfta gördüğümüz diğer derslerin yanında spor derslerimiz de olacak. Şimdi size bir video izleteceğim. Aa! Aa! Aa!
Özür dilerim hocam. Ha? Yarış boyunca önde giden sporcunun neden kaybettiğini söyleyebilecek olan var mı? Yeterince hızlı koşamadığı için. Bence yorulduğu için. Ay ay ay. Önüne böcek çıktığı için. Konsantrasyonunu kaybettiği için. Öyle mi? Ali ve Zeynep, yanıma gelin. Kapıdan pencereye kadar yarışmanızı istiyorum. Ha? Başla. Videoda anlamanızı istediğim şey tam olarak bu çocuklar. Ali'nin cevabı doğruydu. Konsantrasyon. Mesela Ali'nin yarışlarda başarılı olmasının en büyük sebebi yarış bitene kadar sadece bitiş çizgisine odaklanmasıdır. Şimdi pencereye odaklandı ve yarış bitene kadar sadece koştu. Hatice'nin hapşırması dikkatini dağıtmadı. Ne oldu Ali? Son ana kadar yarışı bırakmamamın ve kararlılıkla bitiş çizgisine kadar koşmamın bir sebebi var da onu hatırladım hocam. Neymiş o sebep? Biz de öğrenelim. İlkokuldayken arkadaşlarım bana bir şaka yapmıştı. Hayvanları koruma günüydü. Öğrencilere evlerinin önüne koymaları için birer paket köpek maması dağıtılmıştı. Arkadaşlarım verilen mamaları bir poşette toplamış. Poşeti de gizlice benim çantama bağlamışlar. Eve doğru yürürken bir köpek peşimden gelmeye başladı. Neşeli görünüyordu. Ben de yoluma normal bir şekilde devam ettim. Birkaç dakika sonra arkama baktığımda 4 köpek peşimdeydi. Onlar peşimden geldikçe ben hızlandım. En sonunda koşmaya başladım. Ben koşunca onlar da koştu tabii. Sonra çantamdaki poşeti gördüm. Her şeyi anlamıştım. Köpekler benim değil, çantama bağlı mama poşetlerinin peşindeydi. Çıkıp köpeklere mamalarını verdim. O gün bugündür bitiş çizgisi evin kapısı oldu. Her yarışta bu anımı hatırlayıp yarışırım. Biz neden yapmıyoruz? Hey, çantama mama poşeti bağlanmasını istemiyorum artık. Hayır, onu demiyorum Ali. Biz de mama alalım. Sokaktaki hayvanları besleyelim. İyi fikir. Evet, ben de çok beğendim. Hadi yapalım. Köpekleri çok severim ben. Ben de kedileri. O halde herkes ders bitince bahçeye inip beni beklesin. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu nereden çıktı? Nereden kapanıyor bu? Bu neymiş öyle? Oh, çok komik. Gördün mü? Çocuklar. Sence bu video ne anlatıyor? Kırmızı toplar daha dayanıklıdır hocam. Buldum. İstikrar. İstikrarlı olan daha fazla gelişir. Benden söz ediliyor. Evet. Yetenek istikrarla yeşerir.
Durduğunuz her an mavi top gibi yavaşça başladığınız noktaya geri dönmeye başlayacaksınız. Asla büyüyemeyeceksiniz. Şimdi de benden bahsediyor. Hey! Yaşasın! Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Al bakalım tatlı köpek. Demek sen de çaylak gibisin. Bizim mamalarımız bitti. Benimki de bitti. Sadece küçük arkadaşımızın teşekkür etmesine izin veriyordum. Gel seninle biraz oynayalım. Bahar, şunların tatlılığına bakar mısın? Yemekleri de hazır. Gelin bakalım. Çok güzel bir iş yaptınız çocuklar. Hepsi çok mutlu oldu. Bunu sık sık yapacağız değil mi arkadaşlar? Evet! Hocam, benim beslediğim köpek biraz fazla yedi. Onu da 30 tur koşturacak mısınız? Koşarız, başarız, durmayız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Birlikte çalışırız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Çünkü biz inandık kendimize. Gözümüz tam hedefte. Koşarız, başarız. Sportmenlik. Önce ben. Bu sefer sıra bende. Bu böyle olmayacak. Başla. İlk duş sırası benim olacak. Bunu güreşerek belirlemeyi seçmen büyük bir hata oldu Ali. Artık çok geç. Bileğim. Yusuf, ne yapıyorsun? Karşında bir güreşçi yok. Güreşçi olmayan bir sporcuyla yüksek performansla güreşiyorsun. Rakibin neredeyse sakatlanıyor. Elinden tutup kaldırman gerekirken gülüyorsun. Ben size bu zamana kadar sportmenliğin önemini anlatmaya çalıştım. Ancak görüyorum ki anlayamamışsın. Ama Ali güreşmek istedi hocam. Kaybedeceği belliyken neden güreşmek istedi ki? Bu akşama kadar spor... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Benlik hakkında bir sunum hazırla. Sınıfta sunum yapacaksın. Tamam hocam. Özür dilerim Ali. Önemli değil Yusuf. Nasıl böyle bir hata yaparım? Sportmenlik bizim altın kuralımız. Çok güzel bir sunum hazırlayacağım. Ha.
başlamış olamaz. Olamaz. Olmamalı. Sakin ol Ali. Benim Hasan. Oh. Niye Yusuf'un maskesiyle geziyorsun? Ödümü kopardın. Yusuf hiç şüphelendi mi? Ben ve oyunculuğum varken mi? Tabii ki hayır. Süsleri toplantı odasına götürdüm. O zaman herkes iş başına. Elimizi çabuk tutmamız gerek. Nasıl plan ama? Her şeyi saniye saniye düşündük. Sonuçta en yakın arkadaşımın doğum günü değil mi? Ben geldim. İyi ki doğdun Yusuf. Bu videoda kim olmazsa olmaz ben. Bu yüzden... Herkes bir telaş içinde. Parti bu. Eğlenmek lazım. Bak Yusuf, bu fotoğrafta olduğu gibi yeni yaşında da birlikte olacağız. İyi ki doğdun. Yoksa bu kadar kişi kim için uğraşacaktı? Mutlu yıllar. Çocuklar, bu kadar eğlence yeter. Herkes antrenmana. Bugün diğer günlerden farklı olarak tepe antrenmanı yapacaksınız. Bu antrenmanın amacı hızınızı ve gücünüzü arttırmak. Yokuş yukarı koşmak ekstra çaba gerektirir. Bu yüzden nefesinizi kontrollü harcayın. Çok fazla eğilmeden çenenize göğüs hizanızda olacak şekilde koşacaksınız. Anlaşıldı hocam. Koşmak için sabırsızlanıyorum. O halde yerlerinize. Çeneniz göğüs hizasında olacak. Dik durun. Koşmak zorunda değilsiniz. Ancak temponuzu kaybetmeyin. Bunu sık sık yapacağız. Faydasını göreceksiniz. Evet hocam. Sportmenlik, sporcunun ahlaki bir çerçevede oyununu dürüst bir şekilde oynaması ve buna göre davranmasıdır. Başka bir deyişle hoşgörüyü, sevgiyi, barışı... Sana demiştim, kitabı ezberlemiş. Yusuf işte. Sportmenliğin başlıca kuralları şu şekilde sıralanabilir. Sporcunun kendine, rakibine, oyun kurallarına saygı göstermesi... Kazananı tebrik etmek. Güzel bir sunumdu Yusuf. Sorusu olan var mı? Bir sporcuyu mutlu etmek için onu kandırmak sportmenlik dışı bir davranış sayılır mı? Rakibi mutlu etmek mi? Nasıl yani? Sürpriz! İyi ki doğdu Yusuf! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar. Hey, mutlu yıllar Yusuf. Orada kimse var mı? Mutlu yıllar Yusuf. Çok şaşırdı. Galiba öyle olmaz. İyi ki doğdun Yusuf. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu hayatımda gördüğüm en güzel sürpriz. Bir dakika. Hiç sakatlanmadın değil mi? Anlamaya başladın demek. Gerçekten böyle mi görünüyorum? Pastayı üfle. Kutlamayı nasıl buldun?
Tamamıyla benim fikrimdi. Söylemem. Tamamıyla mı? Bir dakika. Siz bütün bunları hangi arada planlayıp yaptınız? Ne zaman olacak? Sen uyurken. Hepimiz sabah 5'te kalktık. Gidip Akif Hoca ile konuştum. Planımızı anlattım. Böylelikle sunum cezası almanı sağlayarak seni uzun bir süre bizden uzak tutabilecektik. Sen uyanmadan odaya gelip yattım. Senin sunuma ne kadar hazırlanacağını biliyordum. Muhtemelen iki kitap bitirmişsindir. Üç desek daha doğru olur. Sen sunuma hazırlanırken biz de sınıfa süsledik. Gerisini zaten biliyorsun. Hatta sen hazırlanırken sana bir video bile hazırladık. Çok güzel olmuş ama... Ama? Siz bir olup beni kandırdınız öyle mi? Evet! Oh hey! Hazırlıksız yakalandım ama. Bugün benim doğum günüm. Koşarız, başarız. Potansiyel. Sen niye önümde duruyorsun ki? Neyse. Sen hep aynı antrenmanı yapmaktan sıkılmadın mı? Ne yapacağım ki? Tata! Frisbee oynayarak mı? Gerçekten mi? Normaldeki gibi oynamayacağız. İkimiz de yan yana duracağız. Frisbee'yi atınca koşup ona yetişmeye çalışacağız. Bu muydu? Ben frisbee'yi rahat geçerim. Göründüğü kadar kolay değil. Benden söylemesi. Tüm gücünle fırlat o halde. Kolay değil demiştim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İkimiz de aynı
aynı hızda fırlatmıyoruz ama. Başka birinin atması gerek. Biri beni mi çağırdı? Kim attı onu? Orada olduğunuzu biliyorum. Yanlışlıkla. Ne arıyorsun Bahar? Şapkamı kaybettim ve benim için çok çok önemli. Onu biz de fark ettik. Yardım edelim. Odana baktın mı? Her yere baktım. En son uyumadan önce çıkarıp komodinin üzerine koymuştum. Sabah kalktığımda yoktu. Hadi istop oynayalım. Siz oynayın. Benim canım istemiyor. Hadi ama Bahar. Buluruz şapkını. Okulda bir yerde sonuçta. Üzülme. Yok. Gerçekten siz oynayın. Bu oyun kalabalık olunca güzel. Sonra birlikte arayacağız şapkanı. Söz. Peki. Tamam. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, dik dik dik, çorabımı dik. Mete! Zeynep! Stop! Kırmızı. Eyvah! Koşun! Biraz yavaş koşsanız ne olurdu sanki. Nasıl böyle bir atış yaptın Zeynep? Yetenek. Yetenek. Burayı acilen temizlemeliyiz. Süpürge. Yaşasın! Sonunda buldum. Şapkamı buldum. Çok teşekkür ederim. Şapkamı senin sayende buldum. Ben mi yanlış görüyorum yoksa Bahar birine mi sarılıyor? Neyse. Sağ olun. Oyuna devam ediyoruz. Antrenman için toplanın. Edemiyoruz. Bugün farklı bir antrenman yapacaksınız. Ali, Yusuf, Zeynep, Hatice, Bahar ve Sevde, Mete, Hasan, Hakan, Merve, Salih, Fatma ve İbrahim. Mavi takım ve kırmızı takım. Ne için hocam? Yerde sürüneceksin. Neden böyle bir şey yapacağız hocam? Her hareket farklı kaslarınızı çalıştırır. Değişik antrenmanlar yapmak sizi geliştirir. Bitiş çizgisini ilk geçen takım kazanır. Ama bu haksızlık. Bitiş çizgisini geçenin kazanması mı? Hayır hocam. Diğer takımda iki tane kürekçi var. Kolları güçlü, onlar kazanacak. O zaman evet. Daha çok çabala Ali. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.
Madem kazanamayacağız, hı, oyunu daha eğlenceli hale getirelim. Nasıl yapacağız? İzle ve gör. Hı? İşte bu kadar. Herkes yerini alsın. Başla. Mete ve Sarik'ten mükemmel bir çıkış. İkisi de son sürat ilerliyor. Özellikle Mete her zamanki gibi çok yavaş yarışıyor. Öyle mi? Karşı takım yetişmek için çabalıyor ancak Mete ve Salih buna izin ver. Kazanan mavi takım. Nasıl düştüler tuza? Şimdi anlaşıldı. Daha düştük. Ben de zekam bunu daha fazla kaldıramayacağız. Gidiyorum. Evet, ben de. Oyunu kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Kazanmadık mı? Kazanmak için rakibine zorluk çıkarmanız gerekebilir. Ancak bunu hileyle yapamazsınız. Rakip takımda iki kürekçi olabilir. Veya bazen başka bir rakip size göre daha avantajlıdır. Yapman gereken şey sınırlarınızı zorlamak, daha çok çalışmak, mücadele etmek. Hileyle belki bir iki oyun kazanırsınız. Ama bu size hiçbir şey katmaz. Hatta kaybettirir. Koşarız, başarız, durmayız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Birlikte çalışırız. Çünkü biz hızlı ayaklarız. Çünkü biz inandık kendimize. Gözümüz tam hedefte. Koşarız, başarız. Öz disiplin. Hemen bir plan yapmalıyız çocuklar. Neye uğradıklarını şaşıracakları bir plan yapmamız gerek. Hı?
Mete ve Hasan'ın yüzü hala gözümün önünde. Çamurlu olan yüzü mü yoksa çamursuz olan mı? Çamurlu. Şaka nasıl olurmuş görelim bakalım. Bizi buna siz zorladınız çocuklar. Başlayalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Üç malzeme, bir görev. Artık antrenman yapmamız gerekiyor. Biz yaptık. Yakında Türkiye şampiyonası başlayacak ve biz tempomuzu düşürdük. Kesinlikle. Bundan sonra hiçbir güç beni antrenman yapmaktan alıkoyamaz. O zaman akşam antrenman yapıyoruz. Size bir sürprizimiz var. Aa, sürpriz mi? Bizimle gelin. Bundan sonra hiçbir güç beni antrenman yapmaktan alıkoyamaz demiştin, değil mi? Akşama daha çok var. Su savaşı. İki takıma ayrılacağız. Ortada duran bayrağı görüyor musunuz? İşte o bayrağı ıslanmadan gelen ilk kişinin olduğu takım kazanır. Takım kaptanları Ali ve ben olacağız. Sırasıyla bir kişi seçerek takımlarımızı oluşturacağız. Niye takım kaptanı siz oluyormuşsunuz? Biz ne konuştuk Mete? Ben Hakan'ı seçiyorum. Yusuf. Mete. Zeynep. Yusuf ve ben bayrağa doğru ilerlemeye çalışacağız. Siz de bizi koruyacaksınız. Koruyanlar karşı takımdan birini seçsin ve ona odaklansın. Aksi takdirde karşı takımdan birini gözümüzden kaçırabiliriz. Kimi görüyorsanız onu ıslatın. Gözünüz tahtalarda olsun. Niye strateji yapıyoruz ki? Zaten biz kazanacağız. Enfine konuşturdu seni. Mete takımına güvendiğini söylemeye çalışıyor. Değil mi Mete? Evet. Oo, çok ağırmış. Hmm.
Gelip daha derken bir veda. Şunların haline bakın. Sevde fırsatı kaçırmadı tabii. Ben de spikerlik yaparım. Sevde Hakan'dan kaçamıyor ve eleniyor. Babadan müthiş hareketler. Oyunun kazananı az sonra belli olacak. Oradan Doruk'ta. Gülümseyin. Herkes içeri girsin ve ben söyleyene kadar dışarı çıkmasın. Çok kızgın görünüyor. Bu sefer kesin ceza aldık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Akif Hoca'nın ne yaptığını görebiliyor musun? Hayır, sadece kırmızı bir kumaş görüyorum. Ali ve Yusuf, kırmızı kumaşı yüzey 150 boyutunda kesin. Mete ve Hakan, beyaz kumaşı... Günlerdir sizi izliyorum. Hiç antrenman yapasım yok. Kesinlikle. Ver onu bana. Mikrofonumu versene. Ne yapıyorsun? Öz disiplininizin oluşup oluşmadığını görmek için sizi izledim. Tembellik yaparken, antrenmanları birbirinize şaka yaparak geçirirken bu bayrak aklınıza gelsin. Çünkü sadece çok sıkı çalışanlar bu bayrağı dalgalandırabilecek. Çok haklısınız hocam. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Eski koca Yusuf'u tekrar göreceksiniz. Söz veriyoruz. Koşarız, başarırız. Başarırız.